Evet, Ayşe Hanım programıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım mı? Ayşe Bayvaz kimdir? Teşekkür ederim. Çok güzel bir fırsat oldu bu benim için. Sağ olun, fırsat verdiniz. Sağ olun. Ben sanat tarihçisiyim, Evet. arkeoloğum. Sanat tarihinin orta çağ bölümü arkeolojinin alanına girmediği için sanat tarihçileri aynı zamanda arkeoloji okumak zorunda. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda da orta çağ arkeoloğu sayılıyoruz. Evet. Şimdi ama bütün geçmiş dönemleri de bilme zorunluluğumuz var haliyle. O yüzden her iki unvanımızı da kullanıyoruz. Evet. Ben uzun yıllar yani mezun olduğum zaman böyle bir okulda kalma dönemi sıkıntılıydı. Kalamadım ama hiç kopmadım Evet. mesleğimden. Başka işler yaptım, kurumsal şirketlerde çalıştım ama hep devam ettim mesleğime. Sonra emekli olunca işte bir 17 sene oldu. Evet. 17 senedir de bilfiil artık mesleğimi yapabiliyorum. Çok da güzel oldu. Keyifli. Keşke o arayı da kapatsaydım. Evet. Yapabilseydim ama neyse. Bu da şık. Güzel. Evet. Peki sanat tarihi nedir? Türkiye'de sanat tarihini nasıl tanımlarsınız? Şöyle ben benim sanat tarihçi olmamın nedeni dedemdi. Dedem ressamdı. Evet. Ve beni böyle 8 yaşındayken şeye götürdü. Ayasofya ile Süleymaniye'ye götürdü. Evet. Yani düşünsenize küçücük çocuksunuz. İşte 8 yaş boyutu nedir? Evet. Kocaman bir yapıya giriyorsunuz. Böyle inanılmaz müthiş görkemli bir şey. İkisi de öyle. Evet. Dedem bana onları anlattı. Ben de tabii sonradan bana söylüyor. Çok heyecanlanmışım. Sen bunları nereden biliyorsun? İşte ben nasıl öğrenirim falan filan. Evet. O da beni böyle ufak ufak işledi. Hı-hı. Şimdi sanat tarihi tabii o kadar zengin bir konu ki arkeolojiyle karıştırılır çoğu zaman. İşte ben bazen diyorum şey, ne iş yapıyorsunuz? İşte sanat tarihçiyim diyorum. Ha arkeolog musunuz? İkisinin arasında fark var. Yani Evet. aslında yöntem farkı var. Nasıl? Arkeoloji şöyle, insanın insana dair Evet. geçmişten kalan her tür kalıntıyı, bilgiyi ortaya çıkarmakla yükümlüdür. Geçmişi inceler yani. Evet. Sanat tarihi ise bunları kültür tarihi ve tarih içindeki yerine oturtur. Evet. Dolayısıyla hani ikisinin arasında yöntem farkı var. Tabii ki arkeologların derdi şey değil yani biz bir geçmişi eşeleyelim de ortaya çıkartalım değil. Olay şu aslında. Evet. Arkeolojide ortaya çıkartılan her şeyin günümüz için bir önemi var. Ders almamız için, Evet. uygarlık tarihindeki yerine oturtabilmemiz için ve elbette ki onların nasıl söyleyeyim gelecek kuşaklara aktarabilmek için önemini anlamamız lazım. Evet. Yani çok basit bir örnek vereyim size. Evet. Eski bir örnek ama doğru bir örnek olacak bu. Marmaray yapıldığı zamanlarda biliyorsunuz o Bayrampaşa Deresi'nin olduğu yer Evet. bataklık alan olduğu için hep orada işte su basardı, evler perişan olurdu falan ya. Marmaray kazılarında ortaya çıktı ki o alanda Evet. Mendirey'in olduğu kalıntılar çıktığı zaman Romalı mühendisler ahşabın üzerine yükseltmişler her şeyi. Çok ilginç. Evet. O bize demiş zaten. Demiş buraya dikkat edin demiş o. Evet. Biz onu anlamamışız. Evet. İşte bu açıdan tabii ki arkeoloji çok önemli. Ama bütün bunları sanata bakış dönemsel olarak değişmesine rağmen bunu Evet. sistemsel bir çerçevede yerine yerleştiren bilim dalı da sanat tarihi. Evet. Şimdi tabii sanat tarihi Türkiye'de çok yeni. Çok yeni. Evet. Cumhuriyetle yani hatta işte Atatürk'ün biliyorsunuz Evet. Alacahöyük'ü ziyaret etmesiyle başlayan bir süreç bu. Türk Tarih Kurumu'nun kurulması, işte Darülfünun'un İstanbul Üniversitesi'ne dönüşmesi. Bunların hepsi o kadar yeni ki bütün genel dünya sanat tarihine baktığınızda. Evet. Şimdi 1933'te
Darülfünun İstanbul Üniversitesi'ne dönüşüyor. Ve sanat tarihi kürsüsü 1943'te kuruluyor. Evet. İkinci Dünya Savaşı yılları özellikle Almanya'dan, Avusturya'dan kaçan büyük bilim insanları geliyor. Bu da tabii büyük bir şans Türkiye için. Onların öğretileriyle, onların bilgileriyle bugünkü sanat tarihi kürsüleri oluşuyor. Bu çok kıymetli bir şey çünkü aynı anda hem Bizans sanatı hem de Türk İslam sanatı kürsüsü kuruluyor. Evet. Türkiye'deki sanat tarihinin bu kadar yeni olmasına rağmen, her şeye rağmen, bu kadar da baltalanmasına rağmen, biliyorsunuz pek sevilmez ya taş olduğu için her şey. Evet. Böyle bir eğitim çok geç ortaya çıktı. O yüzden gene de çok şanslı sayıyoruz kendimizi. Bu kadar şeyi koruyabiliyoruz en azından diye. Çok kıymetli hocalarımız var. Evet. Çok kıymetli bilim insanları. Evet. Daha çok yolumuz var ama. O kesin. Evet. Çok yolumuz var. Evet. Peki verdiğiniz eğitimler neler? Pandemi öncesi sonrası neler değişti? Hangileri çok keyifli? Vallahi şöyle Işın Hanım, ben pandemi öncesinde sadece eğitim vermiyordum. Aynı zamanda da Türkiye'deki kültür varlıkları için bazı çalışmalar da yapıyordum. Bunlar uluslararası inşaat projelerinin biliyorsunuz ÇED raporu gerekiyor. Evet. ÇED raporlarındaki kültürel miras bölümü raporlarını da hazırladım. Böyle bir işim de var benim. Şimdi Bu çok önemli bir işti. Şu anda onu yapamıyoruz mesela. Hani pandemi öncesi bunlar oluyordu. Şimdi inşaat, o kadar büyük inşaatlar durdu. Hani mesela İstanbul-İzmir otoyolunu ben iki akademisyen arkadaşımla birlikte onun ÇED'ini yapmıştık. Hani bizim raporumuz doğrultusunda iki defa güzergah değişti. Evet. Bu çok önemli benim için çünkü görmezden gelinemeyecek önemli şeyler vardı. Bu da hani ben başımı yastığa koyunca rahat uyuyorum en azından diyebiliyorum. Evet. Biz diplomamızı yemin ederek alıyoruz. Tabii. Bu çok önemli bir şey bizim için. Pandemi öncesinde artık şeyler de veriyordum tabii. Atölye çalışmaları yaptığım yerlerde veriyordum derslerimi. Şimdi artık mecburen biraz bekledim ama ne olacak falan diye ama baktım ki bir şey olmuyor. Evet. Ben bari online'a döneyim dedim. Evet. Temmuz ayında online'lara başladım. Aynı zamanda işte geçen kış bu aralar başladığım bir sosyal medya hesabım vardı. Ayşe Baybas ile İki Kelam adı altında. Facebook ve Instagram'da yaptığım, her gün paylaştığım bir bilgi var diyeyim. Kelam benim için önemli çünkü kelam biliyorsunuz kelime dediğimiz tanım kelamdan geliyor ve kelam Arapça kelem yara demek, iz demek. Evet. Ağzınızdan çıkan şey yara da olabilir, iz de olabilir. Evet. O yüzden işte kelam benim için şey önemli bir kelime. Evet. Ben de her gün orada bir iki kelam ediyorum. Bunların arasında dersler devam ediyor. Evet. Çoğunlukla akşamları devam ediyor. Gün içinde meşgul olanlar bile. Bu bir globalizm hakikaten şimdi karşıma çıktı. Yani bu dönemde böyle karşıma çıktı. Çünkü benim derslerime işte mesela Almanya'dan katılan var, Belçika'dan katılan var. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılıyorlar. Bu da çok keyifli bir ortam haline dönüşüyor. Seviyorum. Evet, dokunamıyorum. İlk zamanlar şey geldi bana. Ben böyle elimle kolumla çok konuşurum. Evet. Onu yapamadım. Ama boşluğa konuşuyorum zannettim. Evet. Ama oluyormuş. Evet, doğru. Haklısınız. Peki, hayatımızda semboller nedir? Yeri nedir? Renkler? Vallahi benim en sevdiğim eğitimlerden biri aslında semboller. Çünkü hayatımızın her yerindeler. Her yerindeler. Ve biz aslında bazen bilinçli bazen bilinçsiz onları kullanıyoruz da. Biliyoruz ne olduğunu. Söylüyoruz da. Aman diyoruz işte kedin hangi, köpek sadıktır diyoruz falan. Yani bir sürü şeyimiz var. Güneş diyoruz, ateş diyoruz falan. Sembol
insan soyut düşünen ama somut davranan bir yaratık. Evet. Yani mesela melekleri kanatlı olarak tasvir ediyoruz. Onları var olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama onları göksel bir varlık olarak tanımlamak için de kanat takıyoruz mesela. Evet. Bu hayatımızdaki semboller, ben mesela derste anlatırken onları bölüyorum. Doğa diyorum, doğayı da ikiye bölüyorum. Hayvanlar evet. diyorum, bitkiler evet. diyorum. İşte kozmos anlatıyorum mesela. Çünkü güneş, ay, evet. bunların hepsi önemli kavramlar. İşin ilginç tarafı, bazı kavramlar başka başka kategorilerde de yer alıyor. Mesela güneş, güneş, evet. Evet. Ama mesela aslan da güneş sembolü. Evet. İleleri var. Evet. Kartal da güneş sembolü. Öyle mi? Çünkü neden? güneşe en yakın uçan hayvan o. Aa, çok ilginç. Evet. Evet. 300 derece görüş açısı vardır kartalın. Yani hani hep imparatorlukların evet. Bayraklarında yer alır, pek çok simgeyi de karşımıza çıkar evet. ya güçle ilgili. Evet. Gökyüzündeki en güçlü yaratıktır kartal. Evet. O yüzden de bayraklarda çok sık, hala biliyorsunuz Almanya'nın bayrağında var, evet. bir sürü yerde var. İngiltere'nin bayrağında aslan var. Evet. Değil mi? Bunların hepsi güneş sembolü aslına bakarsanız. Evet. Ve mesela şeyler çok önemli. Günlük hayatımızda kullandığımız eşyalar, evimizin bölümleri, mesela kapı, bir ortamdan başka bir ortama geçtiğimiz bir yer. O zaman öyle bakmamız lazım. Çoğunu biliyoruz. Sadece üstünde düşünmüyoruz onları. Ve renkler var. Renkler hayatımızda çok önemli ve galiba psikolojide de çok önemli, değil tabii, mi? Evet, evet. Yani bütün bu renklerin aslında hani o Newton'un renk tanımına göre ana renkler ve ara renkler, bir de onların da kendi içindeki karışımları var. Hepsi bir anlam ifade ediyor ve baktığınız zaman bazen size olur mu bilmiyorum. Mesela ben bir rengi giydiğim zaman bazen kendimi çok iyi hissederim. Evet. O günüme uyar, bazen hiç uymaz. Evet. Çok tuhaf bir şey bu. Yani hani dinginlik veren renkler var. İşte ikisinin arası renkler var. Turuncu gibi mesela. Ha, turuncuyla ilgili. Evet, benim çok ilgimi çekmişti yazınız. Fas, Hindistan. Evet, turuncu şey yani mesela evet. kırmızı çok canlıdır, ateştir. Her şeyi anlatır kırmızı. Evet. Aşkın rengidir, devrimin rengidir, dur işaretidir. Kırmızı evet. pek çok şeyi kapsar. Sarı biraz evet güneşin rengidir, daha canlıdır falan evet. ama sarının bir itici tarafı da vardır, yorucudur sarı. Hı-hı. Ama turuncu dingindir. Evet. İkisinin karışımıdır ve evet. Müthiş bir dinginlik verir insana, huzur verir. Turuncunun gerçekten çok etkileyici bir enerjisi var, enerji anlatan bir renktir hakikaten. O da güneşin renklerinden bir tanesi nereden bakarsanız. Evet. Bütün o iki sembolü de birbirine alıyor. Evet. Bence çok renklerin insan hayatında, davranışlarında evet. çok büyük etkisi var. Evet. Örneğin Fas'ta hep turuncu kullanılıyor galiba, değil mi? Turuncu ve mavi. Evet, aslında maviyi kapılarda falan kullanıyorlar. O şey girmesin diye, akrep girmesin diye. Galiba o rengi görüyor muymuş, görmüyor evet. muymuş, tam onu bilmiyorum ama. Evet. Mavi de mesela göksel bir renk. Evet. Doğanın pek çok yerinde var ama mesela bitkilerde çok fazla karşımıza çıkmaz mavi. Evet. Oysa yeşil her yerde vardır. Evet. Yeşil de kullanılan bir renktir. Çok renklerin yani kırmızının, beyazın, siyahın hepsinin evet. çok etkileyici anlamları var hakikaten. Evet, çok güzel. Peki sanat tarihi ve arkeoloji ülkemizde gelecekte nasıl yer alacak veya dünyada? Vallahi dünyada tabii bizden daha ileride bir yeri var. Bu kesin. Evet.
Bir defa sanat tarihi ve arkeolojinin içine çok yan disiplinler de giriyor biliyorsunuz. Antropoloji giriyor, evet. İşte müzecilik giriyor, evet. Botanik giriyor, her şey giriyor. Arkeobotanik tabii. Evet. Şöyle, dediğim gibi bizim daha çok uzun bir yolumuz var. Ama ben Türkiye'de her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanıyorum. Eğitimin mutlaka ilkokuldan itibaren sanat tarihi eğitiminin verilmesi lazım. Bir evet. bilinç oluşturulması, farkındalık yaratılması, evet. Çocukların bu bilinci çok küçük yaşta almaları çok önemli. Çünkü sonradan oluşan şeyler oturmuyor hiç. Evet. Şimdi ben biliyorum mesela işte insanlar seyahat edebildikleri dönemlerde evet. Müze geziyorlar, kültür turlarına çıkıyorlar. Ama mesela denk geliyorum diyorlar ki ay yok bir daha anlat biz unutuyoruz onu. Çünkü yerleşmemiş. O evet. kadar geç ortaya konuyor ki. Müzelerde ben yurt dışında bayılırım. Küçücük çocukları alırlar, müze gezdirirler. Evet, bir örnek giydirirler önlüklerini. Evet, evet, çok değil tatlı. Mi? Evet. Otururlar o tabloların önünde. Bizde bunlar çok zor oluyor. Evet. Bunların daha çok olması lazım. Ben müzelerde karşılaşıyorum öğrenci gruplarıyla. Onların gelme nedeni yaşasın okulu kırdık. Evet, doğru. Bugün ders kaynadı ne güzel. Evet. İşte bunun dışında baktıkları şeyi evet. anlamaları ve umuyorum ki hayatlarının geri kalan kısmında bunu adlandırmaları, anlamlandırmaları ve aktarmaları lazım. Evet, bu da doğru. ancak ilkokul eğitimiyle birlikte olur. İnşallah bir gün, inşallah. evet, evet. Çok güzel. Peki, mesleğinizi severek yapıyorsunuz. Çok. Doğru bir seçim, değil mi? Evet. Çok, evet. Yani evet. 8 yaşında karar vermiştim. Evet. Hiç pişman olmadım. Hayatım boyunca yapmayacak olabilirdim. Evet. Ama bana verdiği bakış açısına minnettarım. Evet, peki bu alanı seçecek kişilere ne tavsiye edersiniz öğrencilere? Çünkü Haziran'da sınava girecekler, sonra meslek seçecekler. Evet, şöyle aslında bir örnek anlatayım size. Evet. Zamanında bir arkadaşım kızı arkeoloji okumak istiyormuş. Öğretmeni evet. demiş ki, yok ya iş bulamazsın, yazık, boş ver evet. sen. Evet. Kız ağlaya ağlaya beni aradı. Dedim ki kızım ben sana şunu yap bunu yap diyemem. Ha evet. iş bulamayabilirsin. Bu zor olabilir. Hı-hı. Ama eğer seviyorsan sevmediğin bir işi yapmak evet. yerine sevdiğin işte daha doğru adımlar atacak bir şekle dönüştürmen kendini daha iyi. Hı-hı. Ve o kız arkeoloji bölümünü birincilikle bitirdi. Çok güzel, evet. Ve şu anda da gayet başarılı bir arkeolog. Ben eğer sanatı seviyorlarsa, evet. arkeolojiyi seviyorlarsa Hı-hı. Hiç düşünmemelerini öneririm. Evet. Okulda kalabilirler. Doğru bakışı olan çocukların akademisyen olması, Hı-hı. geleceğe bir şeyler evet. bırakacak bilgileri doğru aktarmaları çok önemli. Türkiye'nin buna gerçekten ihtiyacı var. Evet, istihdam problemi var, olabilir ama mutlaka bir yol bulacaklardır kendilerine. Evet. Seviyorlarsa hiç vazgeçmesinler diyorum. Evet. Peki ne tür kişilik özellikleri gerekir bu alanı seçecek kişilerde? Şimdi bir defa her ortama girebilmeli. Yani evet. eğer kazıya gidiyorsa başına gelecekler şöyle söyleyeyim. Evet. Her sabah 5'te falan çalışmaya başlamak zorunda. Evet. 5'te başlayacak, işçilerle beraber saat 11'de bir kuşluk olur. 11'e kadar evet. falan mutlaka bil fiil çalışacak. Yani tabii evet. ki kazma sallamayacak ama çalışacak. Sonra işçiler saat 1 gibi artık bırakırlar. Evet. Ama ondan sonra oturup çalışmaya devam edecek. Evet. Çok okuması, dil bilmesi, İyi derecede en az bir dil bilmesi gerekiyor. Evet. Onun dışında mutlaka araştırma yöntemini iyi
deneyimlemiş olması lazım. Okullarımızda bu da maalesef biraz arka planda tutulan bir konu. Her şey hazır geliyor önlerine çünkü. Evet. Ve çok sebatkar olması lazım. Çünkü bazen yalnız arkeolojide değil, sanat tarihinde de iğne ile kuyu kazmak gerekiyor. Çünkü düşünün ki önünüzde yüz binlerce parçalık bir puzzle var. Evet. O elinizdeki minicik parçayı siz alıp bir yere koymak ve onu anlamlandırmak zorundasınız. O yüzden çok hem sabır gerektiriyor, hem dirayet gerektiriyor. Bir de tabii çok sevmek gerek. Evet, gerçekten öyle. Eski tür yazılarla ilgili bir şey var mı? Evet. Peki eski tür yazılarla ilgili ders var mı? Ya da eğitim? Okutulan dersler mi? Üniversitelerde antik Grekçe ve Latince dersleri var. Evet. Türk İslam sanatı kürsülerinde ayrıca Osmanlıca ders de var. Evet. Fakat benim ana bilim dalım Avrupa sanatıydı. Evet. Dolayısıyla ben Osmanlıca ders almadım ama arkeolojiden başka dersler aldım. Fakat şu anda da Osmanlıca ders almak mümkün. Hem İstanbul'da belediyenin bazı kursları var. Hem de özel yerlerde Osmanlıca kurs veriyor. Evet. Kitabeleri okumak elbette çok önemli. Ama etnografik malzemeyi değerlendirmek de önemli. Yani her alan uzmanlaşma gerektiriyor. O yüzden hani neye ilgileri varsa isteyenlerin ağırlığı ona vermelerini öneriyorum. Evet, çok güzel. Arkeoloji ders verir, sanat tarihi ne misyonu verir bize? Pardon, duyamadım onu tam. Arkeoloji ders verir, sanat tarihi. Kültür tarihi içindeki yerine oturtur sanat tarihi bunu. Çünkü arkeoloji de ortaya çıkartılan her şey, arkeoloji bilimiyle ortaya çıkartılan her şey artık sanat tarihçisinin işi olur. Ama bu demek değildir ki sanat tarihçisi sadece arkeolojik malzemeyi değerlendirir. Evet. Yani bizim işimiz bir tabloyu bile aktarırken içinde bakın neler bilmem gerekiyor benim bir tablo için. Evet. İkonografi bilmem gerekiyor. Evet. Kutsal kitapların tamamını çok iyi derecede bilmem gerekiyor. Evet. O dönemin, yapıldığı dönemin tarihini bilmem gerekiyor. Evet. Saray mı ısmarladı, papa mı ısmarladı, sanatçı kendisi mi yaptı? Sanatçının yetişme ortamını ve hatta kişiliğini bilmem gerekiyor. Dönem tarihinin yanı sıra o dönemin inanışlarını bilmem gerekiyor. Evet. O dönemin coğrafyasını bilmem gerekiyor. O dönemin aynı zamanda kültür tarihini, insanların davranışlarını, kıyafetlerini, kadın sokağa çıkabiliyor muydu, çıkamıyor muydu? Çünkü 19. yüzyılda bile kadın Fransa'da sokağa çıkamıyordu tek başına. Tabii, evdeki yaşam, yaşam alanları, kapı var. Her şeyi, malzemeleri, kullanılan malzemeleri, bir tek tablo için bütün bunları bilmem gerekiyor benim. Evet. O yüzden biraz yüklü bir iş bu. Yüklü bir iş. Peki hem arkeoloji hem sanat tarihi olan double bölümler var. Öğrenciler bunları mı seçmeli yoksa arkeolojiyi seçip sonra sanat tarihiyle ilgili master yapmaları mı? Ya da sanat tarihi sonra arkeoloji mi gibi? Şimdi bilirsiniz ki lisans eğitimi çok önemli bir eğitim. Evet. Hani sonradan başka disiplinlerden gelip de sonradan sanat tarihi okuyan ve akademisyen de olan kişiler var. Evet. Şimdi lisansı sanat tarihi olmayanı biz sanat tarihçi kabul etmiyoruz. Evet. Etmemek de lazım. Ama arkeoloji ile sanat tarihinin terminolojisi de farklıdır. Evet. Sanat tarihçiler arkeoloji terminolojisini bilir. Çünkü işi de o aynı zamanda arkeolog, arkeoloji sertifikası da alıyor. Evet. Ama arkeologlar sanat tarihini bilmezler. Almak zorunlulukları da yok. Dolayısıyla eğer
hani her ikisini de bilmek istiyorsa sanat tarihini seçmelerini tercih etmeleri lazım. Hı-hı. Ama arkeoloji için yok, ben sadece arkeoloji okuyacağım, arkeolog olacağım, başka da bir şey olmayacağım diyorsa o zaman arkeoloji yeterli. Evet. Yetmiyor ama olsun. Gene de olsun. Bir başlangıç. Evet. Peki. Değerli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel bilgilerdi. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Eşim de şeye soruyor. Indiana Jones hakkında ne düşünüyor diyorsunuz? Ya ben tabii bu tip popülist filmleri, kitapları falan bir dereceye kadar doğru buluyorum. Çünkü insanların ilgisini çekiyor ve en azından bir başlangıç teşkil ediyor. Hı-hı. Ama her aktarılana da inanmamalarını istiyorum. Ama Indiana Jones da hani pek çok şeye karşılık gene de doğru yerler oluyor tabii ki. Onların senaristleri, Batı dünyasındaki senaristler çok daha kültür tarihine dikkat ediyorlar. Yani bizdeki gibi işte atıyorum masada yemek yemiyor 16. yüzyılda mesela. O yüzden hani kültür tarihi çok önemli. Yani her şeyi kurgulayabilirsiniz ama kültür tarihini kurgulayamazsınız. Evet, doğru. Peki, çok teşekkür ederim. Diğer konularda görüşmek dileğiyle. Sevgiler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sevgiler. Evet.